geldin. Evine hoş geldin oğlum. İçeri buyurmaz mısınız? Ben bilmem ki. Buyurun lütfen. Ben daha önce siz burada otururken hiç bu eve gelmemiştim. Kısmet bugüneymiş. Demek benim kızım bu evin hanımıymış. Sen artık döndün mü? Ben geldim, size haber verecektim. Yok, bir önemi yok. Rıza Bey, ben Ömer'le de konuşmak istiyorum. Söylediniz mi geldi mi? Söylemedim. Daha kimseye döndüğünü söylemedim. Peki sen bu evde kalacak mısın? Kalabilecek misin oğlum? Burası benim evim. Allah Allah, ne kadar oldu abim? Nerede kaldı böyle, bu kadar saat çöp olur mu ya? Ya ben öldüm acımdan ya. Yani kusura bakmayın, hiç aristokratlar gibi falan bekleyemeyeceğim. Ben başlıyorum. Ömer, sen nereye? Babama bakacağım işte, merak ettim. Bir şey mi oldu, gelmedi. Ben de geleyim seninle. Sen niye geliyormuşsun? Sen sokağa bakarsın, ben de apartmanın içine bakarım işte. Ben de fıstıklar gibi oldum. Ben de geleyim. Ne işin var senin burada? Baba! Senin ne işin var bunun yanında? Ömer! Ömer, ben eve geri döndüm. Evine mi döndün? Ben sana ne demiştim ha? Ne demiştim ben sana? Ömer, seninle konuşmak istiyorum. Bak, ben senin düşmanın değilim. Sen benim karımın kardeşisin. Sen benim anamın katilisin. Sen benim ablamın katilisin. O ruh hastası onları değil, seni öldürmeliydi. Ömer, gel buraya. Çocuk işte. Kendi de bilmiyor ki ne dediğini. Acısını üzerine salıyor işte. İstediğini yapsın. Ben bu düşmanla yeneceğim. Yenersin. Vermişsin ya kararını. Dönmüşsün evine. Hoş geldin. Sen nasıl o adamın ayağına gidersin baba? Nasıl gidip de hoş geldin dersin? Adam adam dedin senin enişten. Ablanı onun nikahı altındayken toprağa verdim. Adam şimdi kendi evine dönüyor. Senden izin mi isteyecekti ha? Kime hesap verecekti? Abi, şey mi gelmiş? Ay, resmen ağzım açık kaldı. Efendi gibi otur oturduğun yerde. Konuşup anlaşacaksın Ömer. Bu öfkenin, bu nefretin kimseye faydası yok. Ama konuşmanın, anlamanın ve de dinlemenin faydası var. Eğer üzerinde birazcık babalık hakkın varsa, eğer babanın hatırını sayıyorsan, eniştene terbiyesizlik etmeyeceksin. O adam benim eniştem değil. Ben biraz içeriye uzanıyorum. Tamam, görüşürüz.
aç sarı şeker. Kaan, Tuna abla yüzme, tamam mı? Tamam. Yüzsündür ya. Döndüm ben. Hoş geldin kardeşim. Oğlum hadi girsene içeri. Ha yok, sonra uğrarım. İyi peki, tamam. Israr etmiyorum. Sonuçta buraya taşındın. Artık buradasın. Nasıl bir duygu yeni evinde olmak? Zor. Duvarlar, eşyalar. Hepsi eski günleri hatırlatıyor. Bazen nefes alamayacak gibi oluyorum. Ama yapacak bir şey yok. Pes etmeyeceğim. Hoş geldin de Emir amcaya. Ne haber Kaan? Oğlum ne kadar büyümüş. Tabii canım, büyüdü, kocaman oldu ya. Ha? Özlemiş misin Emir amcayı? Ha? İçeri girsenize. Yok, ben dışarı çıkayım, daha sonra görüşürüz. Hadi. Neyse alayım Emir abi. Hı? Sadece eve değil, hayata da geri döndü. Ne işin var senin burada? Ben etrafı toparlamaya geldim. Sen artık döndün ya, bir havalandırmak, toz almak lazım dedim. Rıza babam gönderdi beni. Yemek de getirdim sana. İçeri nasıl girdin? Bizde yemek anahtar vardı. Ben sana bir çay yapayım mı? Sen biraz otur. Sonra ben 5 dakikada toparlarım etrafı. Gerek yok. Olur mu ama? Temizlenmeden oturulmaz ki evde. Zülal, gerek yok dedim. Ama... Aması maması yok. Benim evimi temizlemeni istemiyorum. Bana yemek yapmanı da istemiyorum. Hele ben evde yokken eve girmeni hiç istemiyorum. Sen öyle kafana göre buraya giremezsin. Ben temizlikçi değilim. Ben buraya sadece içimden geldiği için temizlik yapmaya geldim. Ben buraya bunun için gelmedim ki. Göreceksin. Ben buraya bunun için gelmedim. Thank you.
Bunu düşürmüşsün. Sağ ol. Ben de bunu arıyordum. Dün biraz fazla kaçtı. Seninle alakası yoktu söylediklerim. Eve taşınmak kolay olmadı. Kolay olmaz tabii. Olsun. Döndün ya. Ben... Ya biz çok mutluyuz sen döndün diye. Ne konuşuyor bunlar? Ne konuşacaklar oğlum? Allah'ın selamını veriyorlar işte. Günaydın. Günaydın Rıza Bey. Bir isteğin var mıydı oğlum? Yok, sağ olun. Ömer nasıl? İyi olmaya çalışıyor. Ben devamlı konuşuyorum. Bir kulağından girip öbüründen çıksa da bir şeyler kalıyordur herhalde. İyi günler. İyi günler. Allah'ıma şükürler olsun. Ne konuşuyordun herifle sabah sabah? Emir'le mi? Ne konuşacağım? Selam verdim sadece. Niye kaçtın o zaman bizi görünce? Yakalanmış gibi korktun hemen. Bunun başıma geleceğini bildiğim için kaçtım. Bak haksız mıymışım? Hemen sana mı soracağım kime günaydın diyeceğimi? Sen önce küçüklüğünü bil. Ablan sayılırım ben senin. Sen de kime nasıl davranacağını bil. Bir daha o herifle fısır fısır görürsem seninle büyüklüğün kalır ne ablalığın. Dikkatimi çekti de. Eskiden gülüyormuşsun. Ne soracaksın? Babanın Yavuz Sancaktar'la ilgisi ne? Bir fikrin var mı? Artık ikisiyle de ilgili hiçbir fikrim yok. Bak. Babanla konuşmam gerekiyor. Ama huzursuz olursa bana cevap vermeyecek. Babanın bana güvenmesi için yardım edebilir misin Emir? Ben sana bunu daha önce de söyledim. İlgilenmiyorum. Tamam. Seni zorlamayacağım. Ama fikrini değiştirirsen bana haber ver. Hoşça kal. Sıra Zülel'e mi geldi? Ne bakıyorsun? Cevap versene. Şimdi Zülel'le mi eğleneceksin? Ömer ne dediğini bilmiyorsun. Ne gördüğümü biliyorum ama. Böyle başlamıyor mu bu işler ha? Gizli gizli fısıldaşmalar, gizli gizli buluşmalar. Ablamla da böyle olmadı mı? Ömer sen ne gördüğünü de bilmiyorsun, ne yaşadığımızı da bilmiyorsun ablamla. Şu anda beni dinleyecek durumda değilsin.
Ama zamanı gelince konuşacağız. Şimdi değil. Ama sen beni şimdi dinleyeceksin. Ben bir daha aynı şeylerin olmasına izin vermeyeceğim. Duydun mu beni? Bu apartmana geri döndün ama bir daha bizimle oynayamayacaksın. Sen de bugünlerde Gülsümcük'ten beter oldun. Hayır, aslında ben Emir yukarı taşın diye sen sevinirsin diye düşünmüştüm. Sen kendi işine baksana. Ne bileyim, saçını sar, ojeni sür filan. Yazık, şimdi yukarıda yalnızdır değil mi? Ne yapıyordur acaba? Eve de kapanır şimdi artık. Bize ne? Ne yaparsa yapar. Vallahi ben seni anlamıyorum ha, biliyor musun? Gerçi hoş, artık evde kimseyi anlamıyorum ama. Rıza babam tut demiş bülbül gibi oldu. Ömer desen sinir küpü. Hatice halamın derdi dağları aştı. Gülsümcük hafif hoş ya. Yazık. O Gülsüm çok dertli belli. Baksana, ta Türkiye'nin nerelerine gitti, bana mısın demedi. Gülsüm, salaklığına doymasın. Dinleyecekti beni, boşanmayacaktı kocasından. Ben 40 kere söyledim ona. Ama akıl yok tabii. Baksana, ben bu Gülsüm'ü gizli gizli ile çalırken gördüm, biliyor musun? Nasıl ya? Ya mutfakta işte. Ya bu bizimkilerin de işi bitmek bilmedi ya. Vallahi herhalde bize çaktırmadan Rıza babam Ömer'e bir saattir vaaz veriyor. Sen karışma. Bunlar baba oğul. Öyle alemin içinde konuşamayacakları mevzular var herhalde. Öyle her bir ailenin bir mehremiyeti vardır. Gerçi bu küçücük evde mehremiyet falan yok ya. Hatice Hanım, sen de kızın geldiğinden beri pek bir mehremiyete meraklı oldun ha. Yalnız bence sen o gözünü kulağını daha fazla aç. Biraz dikkat et, neler oluyor neler dönüyor. Değil mi? Yani. Öyle gözünü böyle böyle etmeden lafı nereye getirmeye çalışıyorsun, doğrudan söyle. Neyse, ben bir çıkayım da. Ya nereye gidiyorsun? Söylesene kadına. Yani kötülüğü için değil ki, onun iyiliği için yapıyoruz. Ne diyeceksin kız, söyle. Yok yani ben... Ya işte Zülal Gülsüm'ü birkaç kez böyle hap atarken görmüş. Ya anla işte. Ya artık bundan sonrasını sen çözeceksin annesi olarak. Hap mı alıyormuş? Ne demek o? Ya ilet işte Hatice hala. Ben gördüm. Sordum ama yanlış görmüşsün dedi. Ben de başı falan ağrımıştır diye merak ettim. Söylemek istemedi. Korktum ben de nesi var falan diye. Tüh size be. Vallahi billahi günahtır ha. Siz böyle fısır fısır odalara kapanıp da benim kızımın arkasında mı konuşuyorsunuz ha? Hap alıyormuş da yok öyle gizli gizli ilaçlanıyormuş diye. Ha? Utanmaz şeyler sizi. Belki mi o kızın karnı ağrıyor, belki mi kafası ağrıyor? Öyle fesat fesat neden geliyor aklınıza? Ha? Sen de gelir gelmez buna mı uydun ha? Evinde oturduğunuz yekmeğini yediğiniz adamın kardeşiyle kız hakkında konuşmaya siz utanmıyor musunuz ha? Hatice! Efendim abi. Ne oluyor? Hayırdır? Abi ben bunların pisliklerinden, pasaklıklarından usandım artık ha. Ona bağırıyordum.